yaşadıklarından, izlenimlerden bahsetti. Kadınların bir ve beraber olabilmesinin ne kadar umut verici olduğunu söylüyordu Aylin Nazaka. Ki bugün ilerleyen dakikalarda Danıştay'daki o anlara ilişkin haberler, manşetler ve biraz sonra konuğumla da, konuğum sürpriz olsun, konuğumla da bu konuları konuşmaya gayret edeceğiz. Efendim günaydın. Önce her zaman söylediğim, tekrar etmek istiyorum. Önce sağlık. Ben sağlığımı düşünüyorum. Sağlık olmadan yaşanır mı? Yaşanmıyor. Kapalı alanda maske kuralı kaldırıldı. Artık sadece toplu taşımalarda ve hastanelerde zorunlu. Ancak uzmanlar kalabalık yerlerde dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Pazar gibi kalabalık yerlerden gelen görüntüler çoğu vatandaşın tedbiri elden bırakmadığını gösteriyor. Tedbirimizi alalım yine, yani takmıyorum ne yapalım. Bir de alıştık biliyor musun? Test sayısı yüksek, vaka sayısı düşük. Dün 2256 kişide daha virüs tespit edildi. Vakalar iyiye gidişin sürdüğünü işaret etse de 24 saatte 15 koronavirüs hastası daha hayata gözlerini yumdu. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, kalabalık ortamlarda bireysel tedbirlere dikkat etmenin önemine vurgu yaptı. Koronavirüsün gidişatını değerlendiren İlhan, tablonun yeniden kötüye gideceğini sanmıyorum dedi. Çok farklı bir varyant söz konusu olursa yine artık salgınla mücadele öğrendiğimiz için hepimiz mücadeleye devam edeceğiz. Ama bunun çok düşük bir ihtimal olduğunu, şu an giderek normalleşmeye başlayan sürecimizde, yaklaşık 2,5 yıldır evlerimizde zor koşullarda çalışanımız, biz bilim insanları, hekimlerimiz, kayıplarımızla birlikte yaşadığımız zor sürecin giderek sonlanmaya doğru yol aldığını söylemek mümkün. Burası İstanbul Avcılar'da bir pazar yeri. Kalabalık içinde çok sayıda insanın zorunlu olmadığı halde maske taktığı yansıdı kameralara. Kalabalık olduğu için takıyorum pazarda. Takmak zorundayım. Vallahi ben de takmak zorundayım, şeker hastasıyım. Kapalı alanlarda maske kuralının kaldırılmasından hemen sonra Aydın'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret etti. Maskesiz ilk ziyaretini gerçekleştiren Bakan Koca konuşmasında COVID-19 sebebiyle yaşamını yitiren Aydın Tabip Odası Başkanı Doktor Esat Ülkü'yü de andı.